ABC üçgeni dik açısı C köşesinde olan bir dik üçgendir ve dik kenarlarının uzunlukları da 7 ve 24'tür. AC 7 ve BC 24. Hemen bu üçgeni çizelim ve işimizi kolaylaştıralım. Dik açıyla başlayalım ve daha sonra belki koordinatları kullanırız diye dik açıyı orijine yerleştireceğim. Peki, burası C olsun. AC 7 imiş. Burası A olsun, bu uzunluk da 7 imiş. Tabi bir de hipotenüs var. Burası B noktası ise BC içinde 24 demişlerdi, onu da hemen yazalım. Devam ediyorum. M noktası AB'nin orta noktasıdır. Başka bir renkle göstereyim. AB'nin orta noktası burası olsun. Bu noktanın adı M'ymiş. Bu uzunlukla bu uzunluk birbirine eşit olacak. D noktası AB doğrusunun C noktası ile aynı tarafındaymış. C noktası burada olduğuna göre D de AB'nin sol tarafında olacak. Ve AD eşittir BD imiş. O da 15'e eşitmiş. Buna göre D'nin burada bir yerde A'ya ve B'ye eşit uzaklıkta olması gerekiyor. A ve B'ye eşit uzaklıkta olan tüm noktalar buradaki hayali doğru üzerinde yer alacağına göre A ile B'nin orta noktası da burada ve D de burada bir yerde olmalı. A'ya ve B'ye eşit uzaklıkta ve uzaklık 15'miş. Evet 15 birim. Aynı şekilde bu da CDM üçgeninin alanı buranın D olduğunu da not edelim. CDM üçgenini bu şekilde çizelim. Evet. CDM üçgeninin alanı M çarpı karekök N bölü P imiş. Bu arada M, N ve P pozitif tam sayılar. Aynı zamanda M ve P asal sayılarmış. Bu M ve P'yi sadeleştiremeyeceğimiz anlamına geliyor değil mi? Ve n de herhangi bir asal sayının karesine bölünemiyormuş. Bu son söylediğimde n'nin kök dışına bir tam sayı çarpanı vermeyeceği anlamına geliyor. m artı n artı p'yi bulunuz diyor. Peki, m artı n artı p'yi bulabilmek için buradaki cdm üçgeninin alanını bulmamız lazım. Hemen neler yapabileceğimize bir bakalım şekildeki noktaların koordinatlarını yazacak olursak C'yi orijine koymuştuk. Buna göre A noktasının x koordinatı 7 olur. Ne yaptığımı daha iyi anlayabilmeniz için koordinat eksenlerini de çizivereyim. Bu x ekseni, üçgenin bu kenarı da y ekseni üzerinde. A'nın koordinatları 7,0, C'ninkiler ise 0, 0, b'ninkiler de 0,24. Buna dayanarak m'nin koordinatlarını da a ve b'nin ortalamasından bulabilirim. Öyle değil mi? x koordinatı 0 ile 7'nin ortası yani 7 bölü 2. y koordinatı da 24 ile 0'ın ortalaması yani 12 olur. Bu bir dik üçgen olduğuna ve bu kenarla bu kenarın uzunluklarını bildiğimize göre Pisagor teoremini kullanarak AB'nin uzunluğunu bulabiliriz. Her ne kadar bu çok sık kullanacağımız ve bir süre sonra bize tanıdık gelecek bir üçgen olsa da şu an için hesap yapalım. 24'ün karesi artı 7'nin karesi eşittir AB'nin karesi. 24'ün karesi 576'dır. Artı 49. Bir bakalım. Eğer 50 olsaydı 626 olurdu. 49 olduğuna göre bundan bir eksik yani 625 olacak. 625 eşittir AB'nin karesi. Buradan da AB'yi 25 olarak buluruz. Hemen yazalım. AB eşittir 25. Evet. ABC üçgeninin hipotenüsü 25'miş. AB 25 ise yarısı yani B'den M'ye ve M'den A'ya olan uzaklıklar da 25 bölü 2'dir. Buna ek olarak çizmekte olduğum CMA üçgeninin de ikiz kenar bir üçgen olduğunu biliyoruz. Nedenini merak ediyorsanız M'nin x Koordinatına bakarsanız, bunun C ve A'nın tam ortasında olduğunu görebilirsiniz. Burası 7, burası 0 ise ortalamaları M'nin x koordinatına, yani 7 bölü 2'ye eşittir. O halde CMA ikizkenar üçgeninin, problemin odak noktasındaki CDM üçgeni ile MC kenarını ortak kullandıklarını görüyoruz ve bu kenar da 25 bölü 2'dir. Tekrar ediyorum üçgen buradaki silik dikmeye göre simetrik olduğu için bu ikiz kenar bir üçgendir ve dolayısıyla bu iki kenarın uzunlukları birbirine eşittir. CDM üçgeninin bu kenarının uzunluğunu biliyoruz. Bakalım bu kenarın uzunluğunu bulabilecek miyiz? Bir kere DM AB'ye dik olduğu için bu açı da dik olacak öyle değil mi? Çünkü A ve B'ye eşit uzaklıkta olan tüm noktalar AB'ye dik olan bu doğru üzerinde olurlar. Dediğim gibi bu bir dik üçgense Pisagor teoremini kullanarak DM'nin uzunluğunu da bulabiliriz. 25 bölü 2'nin karesi artı DM'nin karesi eşittir. 15'in karesi, yani 225. Buradan dm'nin karesi eşittir. 225 eksi 625 bölü 4 elde ederiz. 225'i paydası 4 olan bir kesre dönüştürecek olursak, 900 bölü 4 olarak yazabiliriz değil mi? 900 bölü 4, 225 eder. Bundan 625 bölü 4'ü çıkarırsak, eksi 625 bölü 4, 900 eksi 600, 300 eder, 25 daha çıkarırsak 275 bölü 4 elde ederiz. Bunun karekökünü aldığımızda da dm uzunluğunu bulmuş olacağız. dm karekök içinde 275'i de 25 çarpı 11 olarak yazabilirim değil mi? Evet 25 çarpı 12 300 ettiği için 25 çarpı 11 275 bölü 4. O halde dm 5 kök içinde 11 bölü 2'ye eşittir. Hemen yazıyorum. 5 kare kök 11 bölü 2. Ve şimdi de eğer bu üçgende bu yüksekliğin ne olduğunu bulabilirsek işimiz bitmiş olacak. Çünkü taban uzunluğu çarpı yükseklik bölü 2'den CDM'nin alanını hesaplayabileceğiz. Ama tabii ki de yüksekliğin ne olduğunu bilmiyoruz. Eğer bu açının sinüsünü bilseydik, bu açının sinüsü bu aradığımız yükseklik bölü bu biraz önce bulduğumuz kenara eşit olacaktı ve buradan yüksekliği bulabilecektim. Evet, eğer bu açının sinüsünün ne olduğunu bilseydik ya da bulabilseydik soruyu neredeyse bitirmiş olacaktık. Ama ne yazık ki sinüsü bulmak için kolay ve net bir yol göremiyorum. Peki, buradaki bu büyük üçgene yani BMC'ye bakacak olursak. Hemen biraz belirginleştireyim. BMC üçgeni. Bu kenar 25 bölü 2, bu kenar 25 bölü 2 ve bu kenar da 24 birim. Biz bu açının, buna teta diyelim, yani CMD açısının sinüsünü bulmak istiyoruz ve bunu da kosinüs teta artı 90 kuralını kullanarak bulacağız sanki. Şu üçgeni bir kere daha çizeyim ki ne yapmak istediğimi daha net anlatabileyim. BMC üçgeni demiştim. Şöyle çiziyorum. Bu ikiz kenar bir üçgen. B, C ve M. Burada M'deki açı bulmamız gereken açı ve ölçüsü teta artı 90 derece. Yazalım teta artı 90 derece. Burasının 24, burasının 25 bölü 2 ve burasının da 25 bölü 2 birim olduğunu da ekleyeyim. Evet işte bu kadar. Gördüğünüz gibi bu üçgeni ve bölge dönüşüm kurallarını kullanarak teta'yı hemen bulacağız. Hadi bakalım. Kosinüs teoremine göre açının karşı kenarının karesi, yani 24'ün karesi eşittir. 25 bölü 2'nin karesi artı 25 bölü 2'nin karesi eksi 2 çarpı 25 bölü 2 çarpı 25 bölü 2 çarpı bu açının kosinüsü. Evet, ekranı biraz sağa kaydırayım. Çarpı kosinüs teta artı 90. Şu anda bu denklemi çözüp kosinüs teta artı 90'ın ne olduğunu bulacağımızı ve bunun buradaki yüksekliği bulup bu problemi çözmemizde yardımcı olacak sinüs teta ile ne alakası olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Şöyle göstereyim size. Kosinüs teta, teta'yı burada kullandık. Başka bir değişken kullanayım. Kosinüs x, sinüs 90 eksi x'e eşittir öyle değil mi? Buna göre kosinüs teta artı 90 derecede sinüs, şuralara parantez koyalım, 90 eksi burası yani eksi teta eksi 90'dır. Sizin de gördüğünüz gibi 90'lar birbirini götürdüğünde geriye sinüs eksi teta kalır. Ve sinüs eksi teta da eksi sinüs teta'ya eşit olduğu için bunun yerine sinüs teta yazıp buradaki eksi işaretini artıya dönüştüreceğim. Peki, sıra hesaplamada. 24'ün karesi 576 eder. 576 eşittir. Hiçbir adımı atlamak istemiyorum. 2 çarpı 25 bölü 2'nin karesi artı 2 çarpı 25 bölü 2'nin karesi çarpı sinüs teta. Sinüs teta'nın ne olduğunu bulmak için 576 eşittir. Burayı 2 çarpı 25 bölü 2'nin karesi parantezine alırsam, parantez içinde 1 artı sinüs teta kalır, öyle değil mi? Şimdi iki tarafı buna bölelim. Ama önce bunu hesaplarsak sanırım daha iyi olacak. 625 bölü 4 çarpı 2. 625 bölü 2 yapar. İki tarafı 625 bölü 2'ye bölersek ya da bunun tersiyle çarparsak sol tarafta 576 çarpı 2 bölü 625 olur. Sağ tarafta ise bunlar birbirini götürür eşittir 1 artı sinüs teta kalır. Ve son olarak bir de iki taraftan 1 çıkarırsak sinüs teta 76 çarpı 2, 152'dir, artı 1000, 1152, evet 1152 bölü 625 eksi 1'i de buraya eksi 625 olarak ekliyorum. Buradan bakalım. 1152 eksi 625. 2'den 5 çıkmaz. Buradan bir 10'luk alalım. 12 eksi 5 7 eder. Burası 4 kaldı. 4 eksi 2 2 eder. Ve 11 eksi 6 da 5'tir. O halde sinüs teta 527 bölü 625'e eşittir diyebiliriz. Farkında mısınız bilmiyorum ama soruyu çözmemize çok ama çok az kaldı. Şu CDM üçgenini de çizmek istiyorum. Evet buradakinden biraz farklı görünüyor ama olsun. Burası C, burası D ve burası da M. Bu kenarı yani DM'nin uzunluğunu 5 çarpı kök içinde 11 bölü 2 olarak bulmuştuk cm'nin 25 bölü 2 ve sinüs tetanın da 527 bölü 625'e eşit olduğunu biliyoruz. Sıra bunu kullanarak yüksekliği, evet, evet bunu bulmaya geldi. Sinüs karşı bölü hipotenüstür. Burası da dik açı olacak. Sinüs teta yani 527 bölü 625 bu üçgenin yüksekliği yani h evet h bölü hipotenüs yani 5 karekök 11 bölü 2'ye eşittir. İki tarafı 5 kök 11 bölü 2 ile çarparsak h eşittir 527 bölü 625 çarpı 5 kök 11 bölü 2 olur. 625'i 5'e bölersek burası 1 burası da 125 eder. O halde h 527 karekök içinde 11 bölü 125 çarpı 2 yani 250'ye eşitmiş. Yüksekliği bulduğumuza göre artık üçgenin alanını hesap edebiliriz. 1 bölü 2 çarpı taban çarpı yükseklik. Alan eşittir. 1 bölü 2 çarpı taban uzunluğu yani 25 bölü 2 çarpı yükseklik. Bunun yerine de 527 kök içinde 11 bölü 250 yazıyorum. Bunu ve bunu 25'e bölünce burası 10 ve 527 kök 11 bölü 2 çarpı 2 çarpı 10'dan 40 elde ederiz. Alanı da bulduk. Bizden m artı n artı p'yi bulmamızı istemişlerdi. 527 artı 11 artı 40. Evet bu işlemin sonucu öyle değil mi bizden istenilen şey? 527 artı 11, 538'dir. Buna 40 ekleyince de 578 buluruz. İşte bu kadar.